Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde toplama işlemi ile ilgili testler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Öncelikle en büyük sayıyı bulalım. 4 basamaklı olacak. 4 basamaklı bir sayının büyük olabilmesi için binler basamağının en büyük rakamdan oluşması gerekir. Bu sayılardan da en büyük hangisi? 4. 4'ü binler basamağına yazdık. Yüzler basamağına 2. Onlar basamağına 1. Birler basamağına da 0 yazıyoruz. Cevabımız 4210. En küçüğü bulalım. 4 basamaklı olacak. 4 basamaklı bir sayının küçük olabilmesi için binler basamağının küçük bir rakamdan oluşması gerekir. Bu sayılardan en küçüğü hangisi? 0. 0'ı binler basamağına yazamayız. 3 basamaklı bir sayı olur. Çünkü sıfırın sayının solunda herhangi bir değeri yoktur. 1'i binler basamağına yazıp 0'ı da yüzler basamağına yazıyoruz. Onlar basamağına 2, birler basamağına da 4 yazıyoruz ki sayımız küçük olsun. Toplayalım. Birler basamağından başlıyoruz toplamaya. 4, 0 daha, 4, 1, 2 daha, 3, 2, 0 daha, 2, 4, 1 daha, 5. Cevap 5234, 5. Iki İkinci soru. Esma 5 yıl önce 10 yaşındaydı. Esma 5 yıl sonra kaç yaşında olur? Evet çocuklar 5 yıl önce. 5 yıl önce kaç yaşındaymış Esma? 10 yaşındaymış. Bu geçmiş zaman öyle değil mi? Şimdiki zamana gelelim. Şimdi kaç yaşında olur? 5 yıl önce 10 yaşındaysa şu an 15 yaşında olur değil mi? Peki 5 yıl sonra kaç yaşında olur? 5 yıl sonra da 5 yıl daha yaşlanmış olacak. 15'e 5 beş eklersek 5 yıl sonraki yaşını buluruz. Cevap 20. Üçüncü soru. Yukarıdaki sıralamada kare yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Kare küçüktür 3 sayının toplamından. Önce bu 3 sayının toplamını bir bulalım bakalım. Ardından kareyi rahatlıkla bulabiliriz. Birler basamandan başlıyoruz toplamaya. 4, 6 daha 10, 2 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Onlar basamağını toplayalım. 8, 1 daha 9, 0 daha 9. Bir de elde vardı. 10. Onun 0'ı kullandık. Elde var 1. Yüzler basamağını toplayalım. 1, 8 daha 9, 5 daha 14. Bir de elde vardı. 15, 15'in 5'i. Elde var 1. Binler basamağını toplayalım. 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. Kare küçüktür. 4502. 4502'den küçük olan en büyük sayı hangisidir? Evet duyar gibi oluyorum. Hepiniz söylüyorsunuz. 4500. 1 öyle değil mi? 4501, 4502'den küçük olan en büyük doğal sayıdır. Çünkü 4502'den küçük binlerce sayı var. Bunlardan en büyük hangisi? 4501. Cevap D şıkkı. Dördüncü soru. Okulumuzda 846 kız. Kızlardan 108 fazla erkek öğrenci vardır. Okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? Kızları bir yazalım. Eşittir 846. Ardından erkek öğrenci sayısını bulalım. Kızlardan 108 fazla erkek öğrenci demiş. Fazla dediği için kızların sayısına 108 ekleyeceğiz ki erkek öğrenci sayısını bulalım. 846 artı 108 dersek erkek öğrenci sayısını bulabiliriz. Toplayalım. Birler basamandan başlıyoruz. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 0 daha 4. Bir de elde vardı. 5, 8, 1 daha 9. Erkek öğrenci sayısı 954. Kızı da zaten biliyorduk. 846. Toplam kaç öğrenci vardır? 954 ile 846'yı toplarsak öğrenci sayısını buluruz. 6, 4 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. 5, 4 daha 9. Bir de elde vardı 10. Onun sıfırı elde var 1. 9, 8 daha 17. Bir de elde 18. Kaç tane öğrenci varmış toplam? 1800. 5. soru 175.208 doğal sayısının binler ve on binler basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Çocuklar basamak değerleri demiyor sayı değerleri. Yani hangi sayılar varsa onları toplayacağız. Bakalım binler basamanda hangi sayı var? 5. 10 binler basamanda 7. 5 ile 7'yi toplarsak rakamların sayı değerlerini buluruz. 7 5 daha kaç eder? 12. Cevabımız 12. Altıncı soru. Yandaki toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır? Bakalım birler basamağında 3 tane C var. 3 sayı toplayacağız. Cevap 2 edecek. Buradaki 2 iki, 12'nin ikisi çocuklar. 12'yi 3'e böldüğümüzde her birine 4 düşer. 4, 8, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. B'ye kaç verirsek cevabımız toplam 4 eder. Çocuklar bir de elde vardı. Eldeye çıkarırsak sonuç 3 olacak değil mi? Yani 3B'yi toplayacağız. Bir de eldeyi ekleyeceğiz. Cevap 4 edecek eldeyi çıkardığımız zaman kaç kalır? 3 kalır değil mi burası? O zaman hangi sayıları toplarsak 3 eder? 3 tane 1'i toplarsak değil mi? 1 1 1 1 2 3 bir de elde 4. Tamam B'yi de bulduk. 1 A'ya kaç kalır? 2. 2 4 6. 3 tane 2'yi toplarsak 6 eder. Yerine yazalım. A 2, B 1, C 4. Toplarsak kaç eder? 2 1 daha 3 4 daha 7. 7. soru. Bir otobüste 12 erkek. Erkek yolcuların sayısının 2 katından 5 fazla kadın yolcu vardır. Bu otobüste kaç yolcu vardır? Erkekleri bir yazalım çocuklar şuraya. Kaç erkek yolcu vardı? 12. Şimdi kadınları bulalım. Kadınlar da erkeklerin 2 katından 5 fazla. 12'nin 2 katı kaçtır çocuklar? 12 çarpı 2'dir değil mi? O da kaç eder? 24. Bunun 5 fazlası. 24'e 5 eklersek 29. Kadın yolcuların sayısı 29 erkeklerde 12 idi. Bunları toplarsak otobüste toplam kaç yolcu var bulabiliriz. 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. Toplam 41 yolcu varmış A şıkkı. 8. soru. Bir meyve bahçesinde 36 erik, 25 kiraz ağacı vardır. Vişne ağaçlarının sayısı erik ve kiraz ağaçlarının sayıları toplamından 17 fazladır. Bu bahçede kaç ağaç vardır? Verilenleri yazalım çocuklar. Erik ağacı kaç tane? 36. Kiraz ağacı 25. Vişne ağaçlarının sayısı da çocuklar erik ve kiraz ağaçlarının sayıları toplamından 17 fazla. Önce 36 ile 25'i bir toplayacağız. Kaç eder? Toplayalım. 5, 6 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 3, 2 daha 5. Bir de elde 6. Erik ve kiraz ağaçlarının toplam sayısı 61. Ama 17 fazla diyor. Yani 61'e de 17 eklersek vişne ağaçlarının sayısını buluruz. 7 bir daha 8, 6 bir daha 7. Vişne ağaçlarının sayısı kaçmış? 78, erik 36 idi, kiraz 25 taneydi. Üçünün toplamını istiyor. Bu bahçede kaç ağaç vardır diyor. Toplayalım. 78 artı 36 artı 25. Birler basmandan başlayalım. 8, 6 daha 14, 5 daha 19, 19'un 9'u. Elde var 1, 7, 3 daha 10, 2 daha 12, bir de elde 13. Cevap 139. Evet çocuklar bu dersimizde toplama işlemiyle ilgili testler çözdük. Dersin sonunda sizler de artı testler çözüp konuyu iyicene pekiştirebilirsiniz. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.